Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Anayasa hukukuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adım adım gidiyoruz. Her öğrendiğimiz bilgiyi tarlaya bir tohum olarak atıyoruz. Öğreniyoruz tarlaya o bir o tohumu atıyoruz. Ve onun hasatını ne zaman yapacağız? Atandı belgesini öğrendiğimizde o sonuç belgeni bana Instagram'dan gönderdiğinde ben de story'den böyle göğsümü gere gere paylaştığımda işte o zafer arkadaşlar senin zaferin. O zafer benim zaferim. Tamam mı? bu işi emin ol çok rahatlıkla yapacağız. Anayasadan full yapacaksın. İdareden full yapacaksın. Ceza hukukundan full yapacaksın. Tamam. Borçlar ve medeni ile ilgili ilerleyen günlerde güzel bir sürprizim olacak. Şimdi buradan söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Şimdi arkadaşlar bu videoda normalde görmemiz gereken senin o temin ettiğin notlar var ya. Bize destek olmak için o temin ettiğin notlar var ya. Teşekkür ederiz. O notlardaki sıra arkadaşlar kanun nasıl yapılır sırası. Ben bunu nerede anlattım? Bir oynatma listenin listesinin en başında anlattım. O yüzden bu kısmı tekrar anlatmıyor. Senin vaktini o değerli olan vaktini çalmıyorum. Bir sonraki aşama olan ilerle Kanunlar nasıl yapılır? Bunları geçtim. Toplantı yeter sayılar, bunları anlattım. Yürürlüğe girmeyi anlattım. Milletler arası anlaşmalar nasıl yapılır? Nasıl yürürlüğe girer? Arkadaşlar, eee bununla ilgili bir ekrana çıkalım. Bununla ilgili karşımıza vatandaşlık kısmında. Normalde bunu vatandaşlıkta da anlattım, paylaşacağım. Vatandaşlıkta arkadaşlar temel iki soru geliyor bununla ilgili. Aynı yapıya sahip farklı şeyleri istiyor. Tamam? Söyleyeceğim videonun sonunda. Anayasada yani e, hakimlik için, kaymakamlık için, KPSA grubu için dinleyen arkadaşlar da biraz daha bir tık üstüne çıkıyorlar. Buradan soru yaptıklarında. Bu hocam ne yapıyorlar? İşte 90. maddeyi irdeliyorlar. Tamam ya hocam ne, nasıl irdeliyorlar? Şimdi ben seninle birebir tek tek irdeleyeceğim. Sen de o temin ettiğin notun altını çiz güzelce. Bunlar üzerinde dur. Ufak bir bir hafta sonra tekrar bir tekrar et. 3 hafta sonra tekrar bir tekrar ettiğinde de herhangi bir problem yaşamayacaksın. Ve de diyeceksin biliyor musun? İnşallah milletler arası anlaşmalardan bir soru gelir ve ben o soruyu yaparım. Tamam. Emin ol bunu diyeceksin. Göz teması kuruyorsun değil mi benimle? Diyeceksin. Tamam. Şimdi çık ekrandan kalemi seç ve notu değiştir. Anayasanın 90. maddesi, Anayasanın 90. maddesi uluslararası anlaşmalar üzerine yapılmış bir düzenlenmiş bir maddedir. Diyor ki: "Türkiye Cumhuriyeti anlaşmayı kiminle yapar diyor uluslararası anlaşmayı? Yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapar. Kiminle yaparmış kardeşim? Milletler arası kuruluşlar, uluslararası bir kuruluşla yapabilir veya da bir yabancı bir devletle yapar. Kim? Senin devletin, Türkiye. Tamam mı? Şimdi peki Devlet bu anlaşmayı yapıyor da kendi kafasına göre mi yapacak? Tabii ki hayır. Nasıl yapacak arkadaşlar? Anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamayı bir kanuna uygun bulmasına bağlıdır. Bak, anlaşmayı yaptın, anlaşmayı onaylamayı uygun bulan kim? Yani anlaşmaya onaylayan demiyorum. Onaylamayı bir kanuna göre uygun bulan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ee, uluslararası milletler arası anlaşmayı onaylayan ise Cumhurbaşkanıdır. Tamam. Bak ekrana. Milletler arası anlaşmayı uygun bulan bir kanuna göre uygun bulan kim? Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir kanuna göre uygun buluyor. Uluslararası anlaşmayı, milletler arası anlaşmayı onaylayan kim? Cumhurbaşkanı. İşte bunu vatandaşlıkta soruyorlar. Diyor ki milletler arası anlaşmaları uygun bulan Cumhurbaşkanıdır. Değil. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onaylayan meclistir diyor. Hayır. Kim? Cumhurbaşkanı. Onaylayan Cumhurbaşkanı bir kanuna göre uygun bulan meclis. Tamam Bunu nereden soruyorlarmış? Vatandaşlık. Bu şu anda cep mi? Cepte mi? Kek bir soru mu? Kek bir sorunun cevabı mı? Evet. Çık ekrandan. Devam ediyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu bir kanuna dayandırarak uygun bulacak. Bak buraya. Ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen, süresi bir yılı aşmayan, devlet maliyesi bakımından bir yükleme getirmemek kaydıyla yaban, Türklerin yabancı devletlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayınlanma ile yürürlüğe konulabilir. Devam. Bu takdirde hangi takdirde? Ekonomik, ticari, e, mali ilişkileri, ekonomik, ticari, teknik ilişkileri düzenliyor. Süresi bir yıla aşmıyor. Devlet maliyesine bir yükleme getirmiyorsa Tamam mı? Yabancı devletlerdeki Türk vatandaşların mülkiyet haklarına da bir helal getirmiyorsa diyor ki yayınlanmayla yürüye girebilir. Uygun bulma. Bak uygun bulmayı burada diyor. Ama diyor 2 ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulur. Tamam. Hangisi? Ne kadar sürede? Iki, e, ne kadar sürede? 2 aylık bir sürede. Kimin bilgisine sunuluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisayar sunuyor. Hangi durumlar? Ekonomik, ticari, teknik konuları ilişki e Teknik konuları ilgilendirecek, süresi bir yıla aşmayacak, devlet maliyesine yükümlülük getirmeyecek, yurt dışındaki yabancı e yurt dışında bulunan bizim Türk vatandaşlarımızın mülkiyet haklarına bir zarar, bir helal getirmeyecek. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bak. Milletler arası anlaşmaya dayanan uygulama anlaşması. ikinci fıkra. Milletler Arası Anlaşmaya Dayanan Uygulama Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uygun bulma zorunluluğu yoktur. Yayımlanmadan da yürürlüğe konulamaz ama. Tamam. Yani bir milletler arası anlaşma yapılmış. O milletler arası anlaşmaya dayanılarak yeni bir uygulama anlaşması yapılıyor. Yani bir ticari anlaşma yapmışsın bunun uygulamasını yapıyorsun. Bir teknik anlaşma yapmışsın bunun uygulamasını yapıyorsan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anlaşmayı uygun bulmasına gerek yoktur. Yayınlanmadan da yürürlüğe konulamaz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi uygun bulmuyor. Yayınlan yayınlanarak da yürürlüğe giriyor. Maddenin yorumu bu. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Eğer diyor Türk kanunlarında bir değişiklik yapacaksa milletler arası anlaşma. Birinci fıkran hükmü geçerlidir. Yani ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi... Milletler arası anlaşmaları bir kanuna uygun bulması gerekiyor. Tamam. Yani bir kanunda bir milletler arası anlaşma bir kanunda değişiklik yapıyorsa topu nereye atıyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atıyorum. Anlaşıldı. Geçtim. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla ma e anayasa mahkemesine başvurulamaz. Gel ekrana bunu konuşalım. Bunun yazılmış şekli notun. Bir sonraki sayfanda var. Şimdi bak. Usulüne olarak yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Tamam? Ve milletler arası anlaşmalara dayanarak da milletler arası anlaşmaların anayasaya aykırılıkla Şöyle toparlayalım. Eğer ki bir milletler arası anlaşma kanunlar farklı düzenleme içeriyorsa yani aynı konuda farklı temel hak ve hürriyetler açısından milletler arası anlaşmalarla kanun farklı hükümler içeriyorsa kimin dediği geçerli? Milletler arası anlaşmanın dediği geçerli. Milletler arası anlaşma kanundan üstün mü? Üstün. Bu birinci. İkinci diyor ki usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinin iptal davası açılamaz. Peki bu madde bu milletler arası anlaşma anayasayla farklı konular içerirse ne olur? Ne olur? Bu defa anayasanın üstünlüğü söz konusudur. Anayasanın dediği olacaktır. Yani anayasa ile milletler arası anlaşma ters düşerse ben milletler arası anlaşmayı ortadan kaldırmam gerekiyor. Tamam? Peki. Hocam sen dedin ki Anayasa Mahkemesi'ne milletler arası anlaşmaların aleyhine iptal davası açamıyorsun. Yani milletler arası anlaşmayı ortadan kaldırmak için Anayasa Mahkemesi'ne dava açamıyor. E nasıl kalkacak bu milletler arası anlaşma ortadan? Nasıl biliyor musun? Ben. Önce sen bunu cevapla bir kendince. Dur dur. Senin cevaplamanı beklemeyeceğim ben. Beklemeyeceğim tamam mı? Dur dur. Bir cevapla. De ki, Milletler Arası Anlaşmalara karşı iptal davası açılamıyor Anayasa Mahkemesi'ne. Tamam. Kanunla çakışırsa Milletler Arası Anlaşmanın üstünlüğü geçerli. Tamam. Anayasayla çakışırsa, e ee, Anayasayla çakışmış bir Milletler Arası Anlaşma nasıl ortadan kaldıracağım? İptal davası da açılmıyor. Hadi, cevap ver. Şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletler Arası Anlaşmayı uygun bularken, bulurken, neye göre uygun buluyordu? Başka bir başka bir kanuna göre uygun buluyordu. Yani milletler arası anlaşmanın bir dayanağı var. Bir sırtını yasladığı biri var. Kim o? Başka bir kanun. Milletler arası anlaşma bir kanuna göre uygun buluyor meclis. Tamam. Şimdi bu milletler arası anlaşma bir kanuna göre uygun bulundu. Bu milletler arası anlaşma anayasaya aykırı. Neye iptal davası açıyorum? Ey bunu uygun bulan kanun. Sana iptal davası açıyorum. Anayasa mahkemesi bu uygun bulunan kanunu ortadan kaldıracak. Milletler Arası Anlaşmanın dayanağı olan o kanun ortadan kalkınca Milletler Arası Anlaşma da ortadan kalkmış oluyor. Allah Allah. Milletler Arası Anlaşmanın ortadan kalkmasıyla da aykırılık ortadan kalkmış oluyor. Anlaşıldı mı? Güzel soru değil mi? Şimdi çık ekrandan. Anayasa Mahkemesine başvurulamaz dedim. Ama neye başvuruluyor? Uygun bulunan dayanağı olan kanuna karşı başvuruluyor. Milletler Arası Anlaşmaya karşı anlaşmalara karşı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılamıyor. Dolaylı yönden kuyusunu kazıp çöpe atıyorsun. İşte arkadaşlar burada burada bunu anlattım. Gelelim. Milli Arası Anlaşmayı uygun bulan meclis. Uygun bulan kimmiş? Meclis. Onaylayan Cumhurbaşkanı Fix KPSS vatandaşlık sorusudur. Tamam. Kurum sınavlarında gelmez demiyorum. Fix buranın sorusudur. Kurum sınavlarında gelirse zaten kektir. Yapar geçersin. Geçtim. Savaş ilanı ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin verme. Milletler arası hukuku meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına Türk silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına savaş ilanına karar vereceğim. Türk Silahlı Kuvvetlerini yabancı ülkeye göndereceksin. Yabancı ülke askerlerini Türkiye'ye getireceksin. Kim buna karar veriyor? Yetki Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırı uğraması durumda meclis tatilde bunlara karar veren yetkili merci meclis. Meclis tatilde, ara vermede, bunların ne olduğunu anlatacağım ilerleyen videolarda. Ani bir saldırı var. Bu sebeple silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesi kaçınılmaz olmasından dolayı kim buna artık yetkili? Cumhurbaşkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda kimdir? Baş komutandır. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Öğrendik mi arkadaşlar? bu iş olacak. Evet arkadaşlar bu videoyu burada tamamlıyorum. Kısa bir video oldu. E, zaman nasıl geçti anlamadım. Kısa bir video olduğunu düşünüyorum. Bize destek olmak için kanala abone olabilir. Sosyal medya, medya aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş olun, hoşça kalın. Bir sonraki videoda ne göreceğiz? Bütçe kanunu. Sonrasında bunu güzel bir tabloyla anlatacağım. Sizde bu notta burası görünmüyor. Çıkayım bir. Burası görünmüyor arkadaşlar. Tabii ki ben bunun güzel bir tablosunu hazırlayacağım size. Sonrasında arkadaşlar kesin hesap kanun tasarısı güzel bir tablo şeklinde bunu da anlattıktan sonra mutlaka kanunla yapılabileceklerden bahsedip parlamento kararlarında o videoyu da bırakmayı planlıyorum. Tamam? E o zaman bir sonraki videoda bütçe kanunu, kesin hesap kanunu ve kesinlikle kanunla yapılabilecek olan şeylerin neler olduğunu tek tek öğrenecek ve kaldığımız yerden videolara devam etmek üzere görüşmek üzere.